Şimdi de konuğumuz Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Salih Talay. Başkanım hoş geldiniz. Öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Bu sene Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi olarak Siber Güvenlik Haftası'nın üçüncüsünü icra ediyoruz. Aynı zamanda ICWC dediğimiz Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'ndayız. Ve üye firmalarımızın fuarındayız. Bu sene çok fazla katılım gözleniyor. Sizin öncelikle bugün ikinci günümüz, bu ana kadar olan gözlemlerinizi paylaşmanızı rica edeceğim. Çok teşekkürler. Öncelikli olarak her sene üzerine koyarak gittiğimizi görmek gerçekten gurur verici. Her sene daha yoğun bir katılım, daha fazla etkileşim imkanı sunduğumuzu görebiliyoruz. Bu hem sektör firmalarından gelen geri dönüşlerle hem de katılımcıların gözündeki mutlulukla karşımıza çıkıyor. Amacına ulaşan bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Siber güvenlik kümelenmesi bu alanda özverili bir çalışma sarf etti ama sonuçlarının, meyvesinin bu kadar başarılı olduğunu görmek güzel. Bir fuar ortamında etkileşimi doğru sağlayabilmek, siber savaş risklerini, siber güvenlik risklerini topluma daha doğru anlatabilmek adına ICWC etkinliğinin çok ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum ki uluslararası katılımla birlikte bu sene daha da amacına ulaşan bir etkinlik oldu. Siber güvenliğin öneminin aslında en fazla altının çizildiği haftadayız. Gerçekten marka bir etkinliğe dönüşmüş durumda Siber Güvenlik Haftası. Tüm paydaşlarında, tüm katılımcılarında benimle aynı hissiyatta olduğunu düşünüyorum. Peki, Dijital Dönüşüm Ofisimizin siber güvenlik alanında yapmış olduğu çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz? Siz daire başkanımız olarak bir yerde siz yönetiyorsunuz aslında Dijital Dönüşüm Ofisi'nin siber güvenlik çalışmalarını. Biraz toparlayacak olursak özetle neler yapıyoruz Dijital Dönüşüm Ofisi olarak? Şimdi tabii ki uğraştığımız çok fazla alan var, çok fazla cephede faaliyet gösteriyoruz. Ama belki en kritiklerinden bahsetmek gerekirse, Ticaret Bakanlığımızla birlikte aslında kurguladığımız Dijital Teknolojiler İş Konseyimiz küme faaliyetlerini, küme üye firmalarını uluslararası pazara, yurt dışı pazarına, yurt dışı rekabeti ortamında dengeli ve sağlıklı rekabet ortamında teknolojik üstünlüğümüzü sağlayabilecek bir platforma ulaştırma anlamında çok önemli bir adım oldu son dönemde. Dijital Teknolojiler İş Konseyi ve bünyesindeki Siber Güvenlik Koordinasyon Grubu faaliyetlerine başladı. Yakın zamanda da değişik ülkelerle gerçekleştireceğimiz uluslararası iş forumu etkinlikleriyle sektörü uluslararası pazara daha doğru taşıyabileceğimizi değerlendiriyorum. Siber güvenlik eğitimi alanında önemli çalışmalar var. Yine bu yıla damgasını vuran siber lisedeki başarımızı bir kademe ileriye atlattık. Siber güvenlik meslek yüksek okulları konusunda YÖK'le imzaladığımız protokol kapsamında çalışmalara devam ediyoruz. Önümüzdeki yılın tercih kılavuzunda siber güvenlik MYO'ları görmeye başlayacağız. Ve Türkiye'nin 3 büyük şehrinde başlamak üzere ve Türkiye'nin yıldız üniversitelerinde siber güvenlik MYO'ların faaliyet göstermeye başladığını, öğrencilerimizin eğitim almaya başladığını görüyor olacağız. Bunun yanında siber güvenlik farkındalığını arttırmak ve topluma daha doğru aktarabilmek için düzenlediğimiz siber güvenlik yarışmalarımız var. Biliyorsunuz Teknofest'in tek siber güvenlik yarışmasını Dijital Dönüşüm Ofisi ve siber güvenlik kümelenmesi destekleriyle biz düzenliyoruz. Bu alanda önümüzde çok dar bir dönemde 3 tane Teknofest var. Türkiye'nin 3 güzide büyük şehrinde 3 tane Teknofest yapacağız ve Teknofest coşkusunu siber güvenlikle harmanlayarak topluma daha doğru anlatmaya çalışacağız. Uluslararası ilişkiler tarafında yerli siber güvenlik ürünlerinin yaygınlaştırılması tarafında aslında yürüttüğümüz birçok faaliyet var bildiğiniz gibi. Ama belki en öne çıkan, en son dönemde özellikle ara eleman değil aranan eleman yetiştirme noktasında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle herhalde biraz daha toplumda ses getirebildiğimizi düşünüyorum. Peki başkanım, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yazmış olduğu bilgi güvenliği ve iletişim rehberi var. Üzerine bir de denetim rehberimiz çıktı. Bu konuyla ilgili detayları sizden öğrenebilir miyiz? Neler yapması gerekiyor kamunun ve kritik altyapıları kullanan kurum ve kuruluşların?
Kamu kurumlarımız ve kritik altyapı işleten özel sektör işletmeleri için 2019-12 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinden sonra hazırladığımız 2020 yılında yayınlanan bilgi ve iletişim güvenliği rehberimiz var. Bunun bir yıl sonrasında denetim rehberini de yayınladık ve 2 yıllık uyum periyodundan sonra bu yılın Temmuz ayından itibaren kamu kurum ve kuruluşları ve kritik altyapı işletmeleri rehber uyum ve denetim süreçlerine geçmiş bulundular. Bu yılın sonuna kadar denetim süreçlerinin tamamlanması ve önümüzdeki yılın hemen başında da denetim raporlarının bize aktarılmış olmasını bekliyoruz. Bununla ilişkili gerçekleştirdiğimiz Türk Standartları Enstitüsü ile kurguladığımız ve TÜBİTAK destekleriyle hayata geçen bir eğitim ve belgelendirme programımız da var. Yine sektör üye firmalarımızdan, siber güvenlik kümelenmesi üye firmalarımızdan oluşan bir denetçi havuzumuz oluştu. Bu alanda kamunun ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışıyorlar şu dönemde. Tabii ki uyum denetimleri tamamlandığında Türkiye'nin hem siber dayanıklılığı konusunda hem de geliştirilmesi gereken alanlar konusunda bir fikir sahibi olacağız. Bu gerek stratejik planlama gerek ilerleyen dönemdeki kamu yatırımlarının planlanması noktasında bize çok somut veriler sağlayacak. Doğru alanlara odaklanarak doğru yatırımları yapıp siber güvenliğimizi daha da güçlendirmek için bizim için çok güçlü bir enstrüman haline dönüşecek. Şimdi biz sektörün içerisindeyiz. Dolayısıyla bütün dünyamız aslında bizim kendi dünyamız siber güvenlik. Ama tabii herkes için şu anda bu bilinç oluşmamış olabilir. Biz de Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi olarak bunu elimizden geldiğince topluma da aşılamaya çalışıyoruz. Sizi hazır yakalamışken siber güvenliğin önemini tek bir cümleyle spot olarak bir manşet atacak olursak ne söyleyebiliriz başkanım? Siber güvenliğimiz milli meselemizdir. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Katıldığınız için ayaklarınıza sağlık.